Öncelikle şunu söyleyeyim. Altın Ordu 100 yıla yaklaşan bir tarihi var. Yani Altın Ordu 1923-26 Aralık tarihinde kurulmuş. İzmir'in sembol isimlerinden biri. Kurucuları arasında Eczacıbaşı ailesi var. Süleyman Ferit Eczacıbaşı çok değerli bir isim. Hem isim babası hem de kulübün kurucusu ve ilk başkanı kendisi. Dolayısıyla böyle bir tarih başlıyor ve Altın Ordu tarihinde de baktığımız zaman sadece futbol değil, atletizm, handbol, basketbol, özellikle Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk şampiyonu olması Altın Ordu'yu ayrı bir yere koyuyor. Tabii burada önemli olan şu, Altın Ordu bir kere Türkiye'deki bugün sorduğunuzda herkes tarafından son derece samimiyetle karşılanan, saygıyla karşılanan, herkes tarafından çok sevilen, sayılan bir kulüp ve bu kulüpte tabii 2012 yılından itibaren özellikle futbol şubesinin şirketleşmesiyle birlikte futbol kısmı biraz daha ön plana çıktı. Tabii yetiştirici kimliğiyle ön plana çıktı. Hem yarışmacı hem yetiştirici. İşte Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Berke Özer, Barış Alıcı, Kerim Alıcı. Bu sezon özellikle 2020 yılında ki başlayan sezonda 6 tane oyuncumuzu Süper Lig'e göndermemiz. Şu anda Avrupa'da 4 futbolcumuzun mücadele ediyor olması Altın Ordu'yu ayrı bir yere getirdi. Tabii Altın Ordu'nun efsaneleri arasında Sait Altın Ordu'yu vazgeçilmezleri arasına koyuyoruz. Çünkü Sait Altın Ordu, Altın Ordu formasını 27 yıl üst üste giyen, daha sonra da teknik direktörlük görevlerinde bulunan çok önemli bir isim. Dünya tarihinde araştırdığımızda sadece Totti'yi görüyoruz 27 yılda. Bir de Sait Altın Ordu var. Dolayısıyla çok önemli bir isim Sait Altın Ordu. Sait Altın Ordu'nun da şöyle bir özelliği var. Bunlar 3 tane çok önemli arkadaşlar. Fuat Göztepe, Vahap Özaltay ve Sait Altın Ordu. 3 arkadaş 3 farklı takımda oynuyor ve soyadı kanunu çıkınca takımlarını o kadar çok seviyorlar ki soyadı yapacak kadar bu takımları benimsiyorlar ve soyadlarında tuttukları takımı, oynadıkları takımları isimlerini alıyorlar. Sait Altın Ordu da Altın Ordu tarihin önemli bir kişisi. Bizler kendisini saygıyla anıyoruz ve Altın Ordu'nun da 100. yıla yaklaşırken hem yarışmacı hem yetiştirici kimliğiyle Türk futboluna ve Avrupa futboluna damga vuracağına inanıyoruz.